Engin Nurşani'nin adına bir çızık çektim. Evet, orijinali öyle. Adına bir çızık çektim adlı türkünün solfejini yapacağız beraber. Türkünün, yani Engin Nurşani'nin kullandığı karar sesi sol karar sesi. Bizim bağlamamız zaten karar sesi si'dir normalde. Ben şimdi orijinaliyle birebir çalacağım. Dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Takip etmenize gerek yok. Sadece dinleyin. Daha sonra ben bağlamamın karar sesini si'ye çekeceğim ve orijinalinden çıkarttığım notaları sizinle paylaşacağım. Ben size süslemeleri birebir detaylı anlatacağım. Fakat bu süslemeleri sizin yapabilmeniz belki biraz zaman alabilir. Bunun için ben gösterdiğim zaman siz de uyguladığınız zaman yapamazsanız eğer lütfen bırakmayın. Yani sürekli yapmaya çalışın. Bir müddet sonra mutlaka olacaktır. Yeter ki pes etmeyin. Evet, Cura'yla bir başlangıç yapmış türkümüz. Ben de Cura'yla beraber çalacağım. Dediğim gibi karar sesi sol olduğu için aynı ses çıkacaktır. Evet, gördüğünüz gibi Cura'yla başlangıç yapmış. Dediğim gibi karar sesi aynı olduğu için fark etmez. Aynı nota yerlerini bastık, aynı süslemeleri yaptık. Şimdi bağlamamızın gelelim karar sesini si yapmaya ve beraber çalmaya. Şimdi bu türküyü çalabilmek için çeşitli parmak hareketlerini yapmamız gerekecek. Şimdi türkü şu şekilde başlıyor. Baştaki parmak hareketini gösteriyorum. Fa'ya basıyoruz. Sonra Fa'dan parmağımızı çekerken bir ses veriyoruz. Yani buradan teli hafif çekiyoruz. Bakın. Sonra mızrabımızı yukarı çekiyoruz. Yine mideyken. Hareket şu. Fa mi, fa mi. Sonra fa mi, fa mi mi. Diğeri normal. Fa mi mi. Bakın fa mi mi. Ama baştaki fa mi, fa mi mi. Yani fa'yı biraz uzatıyoruz. O uzatma esnasında bu fa'yı bu şekilde çekiyoruz telini. Fa mi fa mi mi fa mi fa mi mi. Sonra fa re fa. Bir daha çalıyorum. Fa mi fa mi mi fa mi fa mi mi fa re fa. Daha sonra mi fa sol mi 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 fa re 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 mi do mi. Mi fa sol mi 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 fa re 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 mi do mi. Mi fa sol mi 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 fa re 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 mi do mi. Gayet basit. Zaten notaları ben okurken eğer yazarsanız daha sağlıklı olur. Şimdi buraya kadar öğrendiğimizi çalıyorum. Dikkatli bir şekilde takip edin. Evet, bu ilk kısım. İkinci kısımda devam ediyoruz. Burası önemli. Parmak hareketi yapacağız burada. Süsleme yapacağız. Mi re mi re re si. Bak. Bu parmağımla mi'yi bastım. Bu parmağımla si'ye geldim. Mi re mi re re si. Süsleme yapmadan. Mi re mi re re si. Bak şimdi. Mi re mi re re si. Sonra do 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 re si re. Burada bir şey var. Bak şimdi. Do 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 re si re. Buradaki do'yu normalde şu şekilde oluyor süslemesiz. Do 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 re si re. Bakın do 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 normal. Ama biz burada şöyle bir süsleme yapıyoruz. Do 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 re si re. Do re si re. Bak şimdi. Mi re mi re re si. Daha sonra do 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 re.
baştaki doya vururken mızrap aşağıda, kalan doların hepsinde mızrap sırf yukarıya. Bakın mızrabıma dikkat edin. Do 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 re si re. Normal tempo. Şimdi buraya kadar öğrendiğimizi bir daha çalalım. Yavaş tempoyla. Evet, buraya kadar hatasız umarım çalabiliyoruzdur. Çalamıyorsanız da acele etmeyin. Yavaş yavaş çalabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakın şimdi devamı. Re do do re si si. Re do do re si si. Az önceki hareketin aynısı fakat daha az do do diyoruz. Re do do. Bakın. Yani do'ya basıyorum. Sonra do'yu, do'nun telini çekiyorum. Sonra bir daha do'ya basıyorum. Re do do re si si. Re do do re si si. Bunu normal tempoda çaldığımız zaman, tabi sonda si'de durduğumuz zaman bir tane de burada bir süsleme yapın ki daha güzel olsun. Sonra burası umarım anlaşılıyordur. Son bir kez gösterip devam ediyorum. Yani normalde onun süslemesi hali şu. Yani re do do re si si. Ama biz burada re do do re si si. Sonra devam ediyorum hızlı bir şekilde. Do si do si do la do. Bak parmak değişti, gördün mü? Do si do si do la do. Bu parmağa sahip olmamız gerekiyor. Do si do si do la do. Ve bitiriyoruz. Si do re re do. Bir daha. Si do re re do. Si do re re do re mi do do si si la do si la la. Fasolaya geleceğim, bekleyin. Si do re re do re mi do do si si la do si la la. Yavaş tempo. Si do re re do re mi do do si si la do si la la. Evet, burayı normal tempoyla çalıp fasolaya geçeceğim. Şimdi bir önceki türküde size şunu göstermiştim. Umarım bunu yapabiliyorsunuzdur. Fasolla'da ise şuradaki fa'yı görüyorsunuz. Buradaki sol'ü de görüyorsunuz. Bu fa'ya bu parmakla, bu sol'e de bu parmakla basacağız. Ve la'yı da bu şekilde basacağız. Fakat şu fa'ya vururken şöyle bir hareket yapacağız. Yani iki vuruşu tek ölçüde kullanacağız. Yani normalde şudur. Ama biz şunu yapacağız. Hepsine mızrap vuruyoruz. Bakın. Bak şimdi. Gördüğün gibi. Evet, bu kısmı da iki defa çalacağız tabii. Şu şekilde bitirdikten sonra. İki defa. Söz bölümü bizim ilk çaldığımız kısımla aynı olduğu için zorluk çekmezsiniz diye düşünüyorum. Eğer videoyu dikkatli bir şekilde takip ederseniz çalabilirsiniz diye düşünüyorum. Zor bir parça değil. Şu parmak hareketlerini yapmak zor değil. Eğer yapamıyorsanız zamanla yapabileceğinize kesinlikle inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.